Herkese yeniden merhaba. Bu videoda mimari çevre analizlerinden bahsedeceğim. Projeye başlamadan önce seçtiğimiz arsa hakkında analizler yapmamız ve bazı verileri öğrenmemiz gerekmektedir. Araziyle ilgili inceleyebileceğiniz pek çok analiz bulunmaktadır. Analizlere başlamadan önce yalnızca ihtiyacınıza yönelik olarak analizler yapmayı tercih etmelisiniz. Bu verileri projenize dikkate almıyorsanız bu analizlerin hepsini yapmanızın bir anlamı yok. Bu analizlerin bir kısmının neden ve nasıl yapıldığını bu videoda sizlerle paylaşmak istiyorum. Bunlardan ilki konum. İlk olarak arazinizin nerede bulunduğunu göstermeniz gerekiyor. Arazi hangi ülkede, hangi şehirde, hangi sokaklar arasında bulunuyor? Bunu göstermek için haritaya uzaktan bakarak yavaş yavaş araziye yaklaşmalısınız. Arazinin bulunduğu ülke, şehir veya mahalle ile ilgili bilgilere PAFTA'da yer verilmelidir. İklim verileri. Seçtiğiniz arazi hangi yarımkürede? Hangi iklim koşullarına sahip? Sıcak iklimde mi, soğuk iklimde mi? Çok yağış alan bir bölgede mi, yoksa kurak bir bölgede mi? Bu veriler projenizde kullanacağınız pencere açıklıklarını, malzemeleri ve bina yönlenişini büyük ölçüde etkileyecektir. Güneş ve hakim rüzgar yönü. Güneşin hangi yönden geldiğini anlamamıza yarar. Öncelikle kuzeyin hangi tarafta olduğunu belirlememiz gerekmekte. Ve bütün analizlerinizde kuzeyin hangi yöne baktığını göstermeniz gerekiyor. Yapının cephe açıklıklarının güneşin geliş yönüne göre düzenlenmesine yardımcı olur. Hakim rüzgar yönüne göre yapı kütlelerinin arsadaki konumu belirlenir. Bölgenin iklim koşullarına göre güneşten ne ölçüde faydalanmak istediğinize karar verirsiniz. Çok sıcak iklimde bir bölge ise güneşin bütün binaya girmesinden kaçınmalısınız. Topografya, eğim. Topografya, arazi özelliklerini, şekil ve yüksekliklerini tespit edip bunları kağıt üzerinde okunabilir hale getiren bir bilim dalıdır. Seçtiğiniz arazide bulunan eğimin sıklığı ve yüksekliği belirlenmeli ve analiz edilmelidir. Yapacağınız tasarım, arazide bulunan eğime göre şekillenecektir. Eğimli bir arazide çalışacaksanız, arazi kesiti almanız da önemlidir. Dolu boş analizi. Dolu boş analizi, çevrede bulunan binaların siyah ile gösterilip, bina dışında kalan yollar, parklar, meydanlar gibi yapı bulunmayan alanların beyaz bırakılmasıdır. Bu analizin amacı, bölgedeki yapı dokusunun nasıl olduğunu göstermektir. Bölgede bulunan binaların bitişik veya ayrık nizam olup olmadığını görmemizi sağlar. Yeşil alan analizi. Çevrede bulunan yeşil alanları göstermek için kullanılır. Seçili arsada yeşil doku varsa mümkün olduğunca korumaya çalışarak bir tasarım yapılması gerekir. Bölgede yeterli yeşil alan yoksa ve arsada uygun alan varsa arsanın bir bölümü kamusal açık alan olarak kullanılabilir. Ulaşım analizi. Bu analizde en önemli soru, araziye nasıl ulaşıyoruz? Otobüs, minibüs, metro, taksi, tramvay, vapur gibi ulaşım araçları simgelerle harita üzerinde işaretlenir. Seçili olan arsaya nasıl ulaşılabildiği her türlü ulaşım aracı gösterilerek harita üzerinde işaretlenmelidir. Araç yollarının kullanılma sıklığına göre ana yollar birinci derece yollar olmak üzere ikinci derece ve üçüncü derece yollar olarak üç farklı renkte gösterilebilir veya bütün yollar aynı renkte de gösterilebilir. Bu analiz sayesinde arazinize hangi yoldan daha çok kullanıcı geleceğini, servis ve otopark giriş çıkışlarını planlayabilirsiniz. Kat yüksekliği analizi. Bu analizde arazinizin çevresinde bulunan yapıların kaç katlı olduğu gösterilir. Genellikle aynı rengin tonları kullanılır. Açık renkler alçak katları, koyu renkler yüksek katları ifade eder. Çevrenizde bulunan yapıların kat yüksekliğine göre kendi yapacağınız binanın yüksekliğini ayarlamanıza yardımcı olur. Arazi kullanım analizi. Bu analizde bölgede bulunan yapı adalarının genel fonksiyonu belirtilir. Konut bölgesi, ticaret bölgesi, endüstriyel bölge gibi bölgeler belirtilir. Bu analiz sayesinde bölgenin ihtiyaç duyduğu fonksiyon belirlenip ona göre tasarım yapılır. Bina fonksiyon analizi. Bu analizde arazi kullanım analizinin daha detaylı gösterimi yapılır ve bölgede bulunan tüm yapıların fonksiyonları gösterilir. Her fonksiyon farklı renklerde gösterilir ve her rengin fonksiyonu lejanta belirtilir. Seçili araziye yapılması en uygun fonksiyonu bulmaya çalışırken yardımcı olur. Gürültü analizi.
bölgeden gelen gürültü yoğunluğunun belirlenmesi için yapılır. Arazi yoğun araç trafiğine sahip bir bölgede ise gürültünün fazla olduğu yer dikkate alınarak binalar yönlendirilir. Gürültünün engellenmesi için ağaçlar veya farklı donatılar kullanılarak gürültü bariyerleri oluşturulabilir. Bunun dışında internetten inceleyebileceğiniz pek çok çevre analizi örneklerine de bakabilirsiniz. Bu videoda mimari projeye başlamadan önce kullanabileceğiniz çevre analizlerinden bahsettim. Unutmayın ki bu analizlerin hepsini aynı anda yapmanıza gerek yok. Yalnızca ihtiyacınız olan analizleri yapmanız sizin için yeterli olacaktır. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.